Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni 301'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 301 2012'nin sonunda çıkan bir araçtı. Şimdikisi yenilendi ama arkadaşlar. Yani makyajlandı. Ön panjur komple değişti bakın. Tampon, sisler, gündüz ledleri geldi şöyle gördüğünüz gibi. LED farlar geldi, sonra ön cam değişti, ön motor kapağı değişti. Jantlar, dediğim gibi jant kapakları değişti. İçine arkadaşlar şu otomatik vites yalandan arkadaşlar, otomatik vites yok burada. Bu son paket arkadaşlar, bakın. Olur şu var. Kapının orada bir kol var. Ve direksiyonu şöyle bir parlak piyano black var ve dokunmatik ekran var arkadaşlar. Bir de şurası da şey, piyano bilek. Bir de şurası şey, dokunmatik şeyi var. Kıyma bakın. Bir de alurda şöyle bir şey var. Vitesi böyle çok büyük arkadaşlar. Ama dediğim gibi önde değiştirenler var. Bakın buradan daha detaylı göstereyim. Jantlar gördüğünüz gibi iki renk. Arabanın önü değişik. Böyle arkadaşlar, arkayı daha net göremiyor muyum? Arkadaşlar durun. Arkası nerede lan? Arkadaşlar tam net arkası yok. Ya koymuyor musunuz ya? Ya bir insan koyar ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben kendi galerimden göstereyim o zaman. Arkasını 301'in. Arabanın arkasından neler değişti? İçeriden bagaj kapağı değişti. Tutacaklar var. Arkada bir de şey değişti arkadaşlar. Böyle stoplarda üçlü aslan pençesi var. Bu arkadaşlar ilk paketi. Bunda geri görüş kamerası da yok. O şeyde alurda var. Bakın. Şöyle. Bu aktiflerde yok. Arkadaşlar böyle şurası piyano bilekli. Kapıda tutmalık yok. Dokunmatik ekran değil. Vites. Topuz vites. Buralar gri arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Bakın dediğim gibi şu yananlar gündüz ledleri. Arabanın önü komple değişti dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın 2013 model Peugeot 301. 40.000 TL'ymiş. Oha. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geleyim. Öbürkü videoda görünce dedik, şaka yapıyorum. Arkadaşlar daha bitmedi. Bakın. Şu rengine hayranım ben. Arkadaşlar bakın, hava yastıkları airbag'i gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Ola. Bakın bu eskisinin içi, bizim arabanın içi arkadaşlar bu. Bizim 301'imiz de var. Aynısı beyaz böyle. Bu 2013 model arkadaşlar. Anlamadınız değil mi? Çünkü bakın şu torpido şeyi şey olması gerekiyor böyle. Aktifte de gri, burada siyah olacak. Ama piyano black değil, böyle mat. Mat siyah olacak ve burası düz olmayacak. Bir de şu grilik üstünde olacak. Bakın bu eskisi. Bizim arabanın renginden arkadaşlar, bizim 301 bu renk. Gördüğünüz gibi alurda böyle şey var. İki renk jant. Ulan sembol.
Eski sembolde niye yeni sembol cantı var? Şu bakın, o yeni 301. Şu köşedeki, şuradaki eski 301. Arkadaşlar, dediğim gibi bu aslan pençesi. Şu ikisi, şu köşedeki fren, bu sağ taraftaki fren, öbürkü ikisi şey. Şey ışığı arkadaşlar, bir de geri vites taktığınızda tek sağdaki şey yanıyor. Geri vites ışığı, bakın. Photoshoplamışlar. Yok, Photoshoplamamışlar. Bu eskisine yapmışlar bunu. Bakın, eskisi, bizimki bu renk arkadaşlar. Yine 208'i inceliyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. 2018 208. Bunu beğenen olursa yorumlarda yaz. Hiç güzel değil be. Bir tane plastik çantası gördük. Şeyde, pijama odasında. Bakın, bunu istiyor benim ablam. Böyle çanta böyle olacak. Turuncusunu. Arkadaşlar, son olarak bir de şöyle bir araç var, siz biliyor musunuz? Seviyorsanız, yani size uyacak araba. Bakın, bu ilk paketi. Bu size yarayan en iyi arabada arkadaşlar. Bakın, bu son paketi. Şunu ben bir ekran görüntüsü alayım da. Tek bir tane geril lambası yanıyor şurada sağ tarafta ve köşelerdeki fren şeyleri yanıyor, gördüm dediğim gibi. Ula, bunlar ne ya? Ya bunlar ne lan? Ah. Neyse, bitirelim arkadaşlar, bu kadar işte. Görüşürüz.